Uygulama 53'ü yapıyoruz. Bu uygulamada yine ölçüleri verilen parçanın teknik resim kurallarına göre üç görünüşünü çizeceğiz. Line komutuyla çizmeye başlayalım. Orta modunu açık tutuyoruz. Aşağı doğru 10 çizelim. Sağa doğru 35. Yukarı doğru 8 çiziyoruz. Sağa doğru 15. Aşağı doğru 8 yine. Sağa doğru 10. Yukarı doğru 30 ve bu çizgiyle birleştiriyoruz. Komutu bitirelim. Ön görünüşü çizdik. Şimdi yan görünüşe geçelim. Yan görünüş için yine OSNAP ve OTRAK modlarından faydalanacağız. Bu kenardan itibaren 20 mm sağdan başlasın ve aynı hizada başlayacaktır. Buradan itibaren sağa doğru 30 çiziyoruz. Yukarı doğru yine 30 çiziyoruz. Sola doğru 30. Aşağı doğru yine 30 çizip komutu bitirelim. Şimdi soldaki bu kenarın hizasından OTRAK moduyla burada uzantısının kesiştiği yeri yakalıyoruz ve karşısına tik olan yere kadar uzatıyoruz. Line komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer buradaki kanalın uzantısını keseceğiz. Yine burada kesiştiği yeri yakalıyoruz. Ve karşıda dik olan noktayı yakalıyoruz. Komutu bitiriyoruz. Bu son çizdiğimiz çizgi kesik çizgi olacak. Bunu biraz sonra çizgi tipini yükledikten sonra değiştirebiliriz. Şimdi üst görünüşe geçiyoruz. Yan görünüşü bitirdik. Aynı şekilde yine OTRAK modundan faydalanarak aynı hizada olacak ve ön görünüşte üst görünüş arasındaki mesafe 20 mm olacak. 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Aşağıya 30 çiziyoruz. Sola doğru 60 çiziyoruz. Yukarı doğru 30 ve sağa doğru yine 60 çizip Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Ön görünüşten faydalanarak altta kalan bu kanalı çizeceğiz şimdi. Uzantısının kesiştiği yeri yakalıyoruz ve karşısında dik olan noktaya kadar bu çizgiyi uzatıyoruz. Komutu tekrar çalıştıralım. Aynı şekilde diğer taraftaki çizgiyi de çiziyoruz. Yine OTRAK modundan faydalanacağız. Bunu da çizdikten sonra şimdi kesik çizgi tipini yükleyelim dosyamıza. Buradan kesik çizgi olarak taşıt 2'yi seçip çizim dosyamıza yükleyelim. Şimdi de kesik çizgi olacak çizgileri seçiyoruz ve buradan kesik çizgi olan tipi seçiyoruz. Çizgi kalınlığını 0.20 yapabiliriz. Escape tuşuna basarak çizgilerin normal görünmesini sağlayıp çizimimizi kontrol edelim. Bu şekilde bu uygulamayı da bitirmiş olduk.